Mutlu musunuz beyefendi? Ne anlamda? Hayat, genel, aile, iş, yaşantı. Vallahi olduğu kadar mutlu olmaya çalışıyoruz. Değilim. Neden? Hayat şartları, ekonomi çok kötüye gidiyor. Ondan dolayı. Ne zamandır mutsuzsunuz? Son 3-4 yıldan. 3-4 yıldan beri mutsuzum. Tabii. Konuş müdürüm. Mutluyuz tabii. Niye mutlu olmayalım? Neden mutlusunuz? Her türlü hayatımız, biraz ülkemiz. Biraz canlı, canlı konuşalım. Sizinle. Hayat, ülke gayet güzel. Türkiye Cumhuriyeti İnsanlar cennet. Mutlu. Cennet. Ülkeyi bilmeyenler, gençler bazı şeylere vakıf olmayınca beğenmiyorlarmış. Niye onu ondan, onu ondan görmüş. Çıksınlar Avrupa'ya da görsünler ülkemizi. Nerelere mesela? Her şeyiyle Avrupa'ya çıksın buradan, başlasın. Bulgar, Roman, Macar, Avusturya, Almanya, Fransa, Almanya, Hollanda, Fransa, İsviçre, İtalya geçsin. Türkiye Cumhuriyeti her şeyiyle cennet, her şeyiyle. Peki nelere baksınlar gittiklerinde özellikle? Yaşantılara baksınlar, insan ilişkilerine baksınlar. Şu an diyelim karnınız aç. Mesela size bir örnek vereyim. Geçin şurada hemen bir şeye, en yakın bir lokantaya. Deyin ki bizim karnımız aç, her türlü ikramda bulunurlar. Ama bir gidin bakalım Avrupa'ya, var mı öyle bir şey yani? Artı mesela benim İngiltere'de yaşayan yeğenim var. Geçen onunla görüştüm. Ya dedim nasıl oradaki hayat? Burada asgari ücret dedi 1500 lira. En ucuz dedi ev kirası dedi 600 lira. En ucuz bir ev kirası 1-0. Mesela iki odalı evin dedi kirası 800 lira. 800 lira verdin sen bir oradaki kiraya. Sonra elektriğin, suyun, yiyeceksin, içeceksin, sen ne yapacaksın? Öyle mi? Ama ülkemiz öyle değil. Her şeyle cennet. Aynılarını düşünüyorum hanımefendi. Siz Avrupa'nın bizi kıskanmamız konusunda ne diyorsunuz? Hanımefendi, tamamen bizi kıskanıyorlar. Ben müdür beyimin hepsini destekliyorum. Ne açıdan sizce? Hanımefendi, sen de öyle bir çapraza tutuyorsun ki ne açıdan falan her derken. Türlü, her türlü. Her türlü, her türlü. Özgürlük bizde, demokrasi bizde. Bir tane bir gazeteci çıkmış benim liderime. Seveyim, sevmeyeyim. Ha, Türkiye Sedef Cumhuriyeti'nin Kabaş gibi. Cumhurbaşkanı. Ya hayırdır ya? Sen hangi sıfatla hakaret? Hadi git Avrupa'da etsene birine hakaret. Etsene. Hadi bir Alman başbakanına, bir Amerikan başbakanına etsene hakaret. Bir İngiliz başbakanına etsene hakaret. Değilim. Neden? Çünkü bu güzel ülkede kötü bir kader yaşıyoruz. Ne anlamda? Her anlamda. Yani enerjimiz bitti. Eskiden sinemaya giderdik, tiyatroya giderdik. Gezerdik, eğlenirdik. Şimdi bunların hiçbirini yaşayamıyoruz. Şu anki Türkiye'de mi? Değil efendim. Neden peki? Fahiş fiyatlar, hayat o kadar zorlaştı ki ablacığım. Yani anlatılacak gibi değil. Çünkü kimimizin karnı tok, kimimizin karnı aç. Bugünden yarına yaşıyoruz. Hani huzurlu değiliz. Ne zamandır böyle hissediyorsunuz? Epeyden beri böyle. Yani şu anki hükümet tamam, devletimiz, büyüğümüz ama dış ülkelere baktığımız zaman en basit örnek vereyim ben ablacığım. Bugün Suriye, İran, Irak hemen kapı komşumuz ama şu mazotun, benzinin fiyatına bakar mısınız? Neden böyle? Biz yan yana komşuyuz. En ucuzunu biz almamız gerekirken en pahalısı bizde. Ben bugünden yarına yemeğe ekmek parasını inanın gerçekten zor yetiştiriyorum. Bu huzur mudur sizce? Bu mutluluk mudur? Çıkıyorlar televizyonlarda olsun, çevrede olsun. İşte enflasyonu yok düşürüyoruz, faizi indiriyoruz. Türkiye ne bileyim ben bir 10 sene kendini besleyecek güce kudrete sahip diyorlar. Hani? Hani efendim? Ben size soruyorum, bir spikersiniz. Siz mutlu musunuz efendim? Herkes burada tıkanıp kalıyor. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. İnşallah her şey Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği gibi olur. Uyuyan gözler uyansın diyorum artık. Baktığınız zaman ya her şeyin bir projesi olması lazım Türkiye'de. Hiçbir şey denetleme yapılmıyor Türkiye'de. Şu anda biz gördüğümüzde mesela eczanelerde mesela hangi kurul gelip de Cumhurbaşkanı, mesela Cumhurbaşkanı bu kurallara gene denetlemesi lazım. Yarın aldığın ilaç 55 milyon alıyorsun, 2 gün sonra o ilaç 150 milyon. Ya bu nedir yani, insan bu şeyle mesela
herkes mutlu değil hanım. İnsanlar mutlu olması için huzurlu olması lazım. Vallahi ben kendim şahıs açım, kendi şahsen mutluyum kendim şahıs açısından. Ama genel topluma baktığımızda demin mesela bir kişiyle röportaj yaptınız işte İngiltere'den bahsediyor falan. İngiltere'de enflasyon oranı %5.5'e çıktı. Çıktı. Bizde zaten enflasyon oranı zaten inanılmaz boyutlarda. Tüketici işte düşünebiliyorsunuz bir meyve sebzenin ne kadar olduğunu belli. E şimdi 4600 lira 4700 lira olan bir asgari ücrette sen %230-240 doğalgaza elektriğe zam yaparsan bu insanlar nasıl geçinecek bir? Bu insanlar nasıl mutlu olacak iki? Bugün Avrupa'dan örnek verdi demin arkadaşımız. Benim bir tane de abim var. Emekli olmuş. Adam hala çalışıyor. Almanya'da adam burada geziyor, tozuyor, dolaşıyor. Yani bunları göremeyip takım tutar gibi parti tutuyoruz. Bizim insanlarımızın en büyük kabahati bu. Yani futbol takımı gibi takım. O takım o da. Ya hepimiz aynı gemideyiz sonuçta. Mesleklerimiz ayrı olabilir. Düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Siyasi görüşümüz de farklı olabilir. Ama sonuçta biz bu ülkede geçiniyoruz. Bu ülkede yaşıyoruz. Bu ülkenin sıkıntılarını hep beraber yaşıyoruz. Ama ben bizim insanlarımıza da hayret ediyorum. Adam İngiltere'den örnek veriyor. Ah ne kadar mutluyuz, mesutuz. Şeyde mi yaşıyorsun? Ya bir yer bulalım dünyadan uzak ona yani. Hakikaten enteresan. Şaşırıyorum. Bir değişim şart. Yani bir değişim hakikaten şart. Bir zihin değişimi şart. Fikir değişimi şart. Daha doğrusu bunun her şeyi siyasetçilerden de beklememek lazım. İnsanımızın en başta eğitim şart. Eğitim böyle olursa insanlar, ben Z kuşağına güveniyorum. Bu kuşak inceliyor, araştırıyor, bakıyor, görüyor. İnceliyor, araştırıyor, bakıyor, görüyor. Ha, Z kuşağı İngiltere'ye gidiyor. Yurt dışına gitmek istiyor. Bunu araştırmak lazım. Niye yurt dışına gitmek istiyor? Adam burada gelecek göremiyor. İşte bu yeni kuşakla beraber inşallah ilerleyeceğiz. Yani yoksa başka türlü zor görülüyor.